Şimdi ağırlı mesane sendrom şikayetleriyle gelen hastaları e, biz e, normal bir radyolojik yani ultrason, MR, tomografi gibi tanılarla tanısını koyamıyoruz. Ama bu e, tetikleri de diğer ayırıcı tanı özellikle e, dismenere, amenöre gibi e, diğer genç bayanlarda ayırmak için kullanıyoruz. Ama bizim için asıl tanı e, uluslararası e, Diabet, böbrek ve karaciğer hastalıklarının tanıdığı, e, koyduğu dışlama kriterlerine göre e, tanısını koyup daha sonra bunları endoskopi yani sistoskopiyle mesanenin iç, içerisini değerlendirmemiz gerekiyor. Mesanenin içinde özellikle bir özel bir ışıkla bu mesane içini doldurup yani over distansyon denilen e, şeyle e, doldurarak, e, suyla doldurarak Özel bir ışıkla mesane duvarlarının içine bakıyoruz. Glomerülasyon dediğimiz, e, tanımladığımız e, duvarlardaki kanamaları veya oradaki yaraları görebiliyoruz. Çünkü buralarda şöyle ben hastalarıma şu şekilde tarif ediyorum. Bir havuz olarak idrar kesesini düşünün. Bu havuzun e, izolasyon tabakasında e, yani... Hastalığın şeyinde bazı teoriler, hala daha bilmediğimiz birçok e, yerler var, basamaklar var. Hastalığın tepemi bilmiyoruz ama bu, bugün için bilinen teorilerden bir tanesi üretelyomun yani mesane mukozasının, zarın iç zarının e, geçirgenliğindeki değişiklik. Bunu bir havuz olarak, idrak etseniz bir havuz olarak düşünün. Bu havuzda bazı fayansların izolasyon tabakasının döküldüğü zaman buradan su sızması gibi işte idrar kesemizde de bu aynı şekilde e, bu yaralar açıldığı zaman buralardan idrarın içindeki bazı maddeler intersiyum dediğimiz e, mukozanın altına yani zarın altındaki tabakalarda bazı reaksiyonlar oluşturarak ağrı ve aşırı idrar kesemizin sıkılması sıkışması sonucu bazı semptomlara neden oluyor ve bunlarla beraber biz bu hastalığı görüyoruz.